Merhabalar aslanımcığım, hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Kendini tanıtabilir misin? Tanıtabilirim. İsmim Tunç Serdaş. Bu kadar, başka bir şey. İsmim Tunç Serdaş. Bir 15 senedir, yakın 15 seneye fotoğrafçılık yapıyorum. Fotoğrafçılık deyince de insan aklına bir sürü şey geliyor. Fotoğraf çekiyorum demeyi daha çok seviyorum. Dünyayı gezerekten... insanların ve işte kültürlerin fotoğraflarını çekerekten hem dünyayı hem de dolayısıyla kendimi tanımaya çalıştığım bir yolculuk içindeyim diyebilirim. Peki sanat senin için ne ifade ediyor? Sanat benim için. Sanat benim için çok ortak bir dil, insanlığın konuştuğu ya da icra ettiği bir ortak lisan gibi bir şey sanat. Yani işte farklı diller konuşuyoruz, farklı yerlerden geliyoruz. Farklı doğrularımız, farklı yanlışlarımız var. Ama bizi bir eden, bizi ortak eden bazı değerler de var. Ve bu değerler de zaman içinde değişiyor. Ve değişim de böyle bir dalga gibi. Bu dalganın üstündeki bir sörfçü gibi sanatçı da. Yani bu dalganın farkına varıp, bu dalganın içinde var olup, bu dalganın da nasıl bir dalga olduğunu onun üzerine kayaraktan diğer insanları görünür kılan bir kişi benim koyduğum sanatçı altını doldurmak için çaba sarf ettiğim şey birazcık öyle bir şey. Bunu farkına varıp insan olabilmek aslında. Yani bir sürü farklı öğretinin anlattığı şeyin uygulanaraktan, çok karışık cümle oldu. Bir sürü farklı öğretinin anlattığı, ulaşılması gereken yolu bir şekilde kat etme yöntemi sanat. Yani bunu yaptığımız zaman kendimize dair ve insanlığa dair çok şey öğrenip bir olabiliyoruz. Sanat böyle bir şey gibi geliyor bana. Senin için önemli bir sanat deneyimini paylaşabilir misin? Paylaşayım. Ya bir tane çok önemli bir deneyimim var. Bu evet, bir sürü çok sergilere gittim, işte müzeleri gezdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Çok zehir zembelek sanatçı dostlarım oldu, arkadaşlarım oldu. Yaptıkları işlere bayıldım, ettim ama kendime dair küçük bir anı var. Bu ilk fotoğrafı çekmeye başladığım zaman daha işte cep telefonlarıyla falan fotoğraf çekilmiyor. Böyle işte kamera almışım, bir tane babamın eski kamerası. Onunla sokağa çıktım ve hani nasıl çekilir fotoğraf? Hem güzel bir şeyler yakalamak istiyorum hem de yani bir sürü insan var ve ben birazcık şey bir adamdım. Daha kendine kapalı bir adamdım. Çok zordu insan ilişkilerim, daha geç öğrendiğim şeyler. Fotoğrafla çok şey öğrendim mesela bu yolda. Bana fotoğraf sanatının en büyük faydası bu öğretim oldu. Bunu da şu örnekle açıklayayım. Mesela evden çıktım daha ilk zamanlarım dediğim gibi. Sokakta bir abi vardı, işte serpak satıyor. Birazcık da böyle işte yavaş bir abi, böyle gelmesi, hareketleri falan. Ama çok güzel. Yani böyle hani insan güzelliği vardır ya, böyle hani fiziksel güzellikten bahsetmiyorum. Güzel bir adam var orada ve çok fotoğrafı çok güzel çıkar diye içimden geçiriyordum ama zor geldi gidip sormak. Şimdi yanlış anlar mı, öyle mi, böyle mi, ben neredeyim, kendimi konumlayamıyorum. Tam kafamdan bunlar dönerken adam kafayı çat diye bir çevirdi. Gözlerinin içine baktı ve 30 metre falan uzakta bu arada ve böyle bana doğru yürümeye başladı. Ne yapacağım, şaşırdım, nereye kaçacağım falan derken geldi ve fotoğrafımı çeker misin dedi. Yani kafamda o kadar büyük bir şeydi ve o kadar kendiliğinden oluverdi ki çektim, çok heyecanlandım, gittim hemen fotoğrafı bastırdım, adamı buldum, verdim falan. Hani bütün bu süreç zangır zangır titriyordum, al sana sanat tecrübesi. Yani ortaya çıkan adamın fotoğrafını şimdi çıkarsam vay be sanat eseri demeyiz ama bu çok değerli bir sanat tecrübesi. Ve adam sayesinde bunu yaşadım. Daha sonra da bunu işte fotoğrafa böyle tutuldum. Daha sonra da işte bir kapı çekiyorum çok güzel derken keşke biri çıksa diyorum, çat diye kapı açılıyor, biri çıkıyor falan. Bu zamanın akışına kendini uyumlamak dediğim şey de birazcık böyle bir şey. Yani onu soluduğun zaman bir şekilde ödüllü geliyor sana. Böyle bir tecrübeyi paylaşayım. Peki güncel bir tecrüben var mı bu konuda? Güzel. Var. Mesela şimdi fotoğraf çekmek 15 sene üst üste yaptığım bir şey ve biraz artık bana yetti. Çok köşeli gelmeye başladı. Çok kuralları var. Birazcık daha bu daha bir özgür aksa nasıl akar bu zamanın ruhu diye tecrübe etmeye çalışırken bir boya dökme işine denk geldim. Arkamda gördüğüm boyalar. Bunlarda da işte boyaları karıştırıyoruz, atıyoruz ve kendi kendine bir şekiller alıyor. Biraz yönlendirebiliyoruz ama tam olarak kontrol edemiyoruz hikayesi. Çok tatlı geldi ve bana bu tedavi edici gelmişken arkadaşlarıma yaptırmaya başladım ve bir yerden sonra şöyle bir şey oldu, artık hani bunun yapılmasına ihtiyaç duyulmaya başladı. Yani yine
bir şey akmaya başladı. Bir makine inşa ediyorsun ve o makine kendi kendine artık bir yerden sonra çalışmaya başlıyor. O makinenin çalışması da bence sanat. Yani sanat makinesi biraz bizim ona destek vererekten döndürebileceğimiz bir makine diyebilirim. Güncel olaraktan da bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yine de ilki daha iyiydi. Bence de ilki daha iyiydi ama bence bu da güzeldi.